Evet arkadaşlar, asteroidler, meteorlar ve göktaşının ne olduğunu kısaca yazarak görelim. Asteroidler için arkadaşlar şöyle bir tanım yapabiliriz. Çapları en fazla 1000 kilometre kadar ya da daha az olan ve sert kayadan oluşan gök cisimlerine ne denir arkadaşlar? Asteroidler denir. Şimdi ikinci tanımımızı yapalım. Meteor. Bunun tanımını da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Gezegenler arasındaki boşluklarda bulunan gök cisimleridir. Bunun için ekstradan bir açıklama yapalım arkadaşlar. Meteorlar dünya atmosferine girdiği zaman sürtünme sonucu ısınır ışık yayar. Ancak daha sonra yüksek sıcaklıktan dolayı yanarak parçalanırlar. İşte arkadaşlar bu yanarak parçalanması olayına halk dilinde yıldız kalması denir. Halk dilinde bu olaya yıldız kayması denir. Şimdi son olarak
kısa olan gök taşı tanımını yapalım. Buna da şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Yeryüzüne düşen meteorlara göktaşı denir. Evet arkadaşlar. Bakın, göktaşı tanımı daha kısa olmaktadır. Şimdi arkadaşlar, bu üç kelimenin tanımını da yaptıktan sonra kısaca bir tekrar edelim. Neydi arkadaşlar? Asteroidler çapları en fazla 1000 kilometre kadar ya da daha az olan ve sert kayadan oluşan gök cisimlerine asteroid denir. Buna şöyle bir bilgi ekleyelim arkadaşlar. Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında çok sayıda bulunurlar. Bu nedenle bunu arkadaşlar asteroid kuşağı da denir. Bakın arkadaşlar, Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında çok sayıda bulunur asteroidler. Bu nedenle asteroid kuşağı da denilebilir o aralığa. Diğer bir tanımımız meteor. Gezegenler arasındaki boşluklarda bulunan gök cisimleridir. Bakın, bu tanımla asteroid tanımı birbirinden farklıdır. Neydi asteroid tanımı? 1000 kilometre kadar olan sert kayadan oluşmuş yapılar. Bunlar neymiş? Mars ve Jüpiter arasında bulunuyor. Mars ve Jüpiter arasında meteor da bulunabilir arkadaşlar. Gezegenler arasında boşluklarda bulunan gök cisimleridir. Meteorlar dünya atmosferine girdiği zaman ne yapıyor? Atmosfer havayla karşılaşıyor. Bu havayla karşılaşma sürtünmeye sebep olur. Fazla aşırı sürtünme sonucu ne olacaktır? Yüksek bir ısınma ve bunun sonucunda ışık yayma olacaktır. Ancak daha sonra yüksek sıcaklıktan dolayı yanarak parçalanacak. İşte halk dilinde bu olaya yıldız kayması denir. Ve son olarak göktaşının yeryüzüne düşen meteorlara göktaşı dendiğini öğrenmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, bu tanımları da yaptıktan sonra Güneş sistemi ve gezegenler hakkında bilgi edinelim. Evet arkadaşlar, Güneş sistemi ve gezegenleri görelim. Güneş sistemi arkadaşlar, tanımda olduğu gibi Güneş, gezegenler, bunların uyduları, asteroidler, kuyruklu yıldızlar, göktaşları Güneş sistemini oluştururlar. Demek ki arkadaşlar, Güneş sisteminin tanımında Güneş, gezegenler, uyduları, asteroidler, meteorlar, bunların oluşturduğu kümeye Güneş sistemi denir. Güneş sistemi o kadar büyük olmasına rağmen bundan çok 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 büyük olan galaksiler bulunmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar, Güneş sisteminin
Güneş sistemine benzer daha çeşitli sistemlerle birlikte adlandırılan galaksiler sayısızdır. Bu durumda arkadaşlar uzay o kadar büyük ki bakın biz kendi dünyamızda yeryüzünün büyük ve kat edilmesi zor olduğundan bahsetmiştik. Şimdi ise dünya bir yana dursun, güneş sistemi bir yana dursun, galaksiler ve bunları oluşturan evren sonsuz büyük ki insan aklının sınırları bu büyüklüğü anlamaya yetmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyeceğiz? Güneş sisteminin tanımını yapmıştık ve güneş sisteminde içinde bulunduğu galaksilerin olduğunu ve bizim dünyamızın güneş sisteminde yer aldığını, güneş sisteminde Samanyolu galaksisi içerisinde yer aldığını bilmemiz yeterli. Şimdi gezegenlerle ilgili bilgi edinelim. Gezegenler arkadaşlar 9 tane gezegenimiz bulunmaktadır. Bunu şekline bakacak olursak tahtada çizdiğimiz gibi bir görüntüye, büyüklüğe sahiptir arkadaşlar. Bakın gerçekleriyle orantılı olarak büyüklüklerini dile getirmeye çalıştık. Bu durumda şekle bakacak olursak en büyük gezegenimiz hangisi arkadaşlar? Jüpiter. İkinci büyüklük gezegenimiz Satürn. Bakın Satürn'ün ayrıca ne var? Etrafında bir halka var. Satürn bu görünümü gerçekten ilginç ve güzel değerlendirilebilir. Onun dışında arkadaşlar yine bakarsak gezegenler sıralamasına dünyamız kaçıncı sırada bulunuyor? Merkür, Venüs, Dünya. Bakın Güneş bu mevkide. Merkür'ün olduğu tarafta. Dolayısıyla Güneş'e en yakın gezegen Merkür, sonra Venüs, üçüncü sırada Dünya'mız bulunmaktadır. Daha sonra bu şekilde devam edip gitmektedir. Arkadaşlar, en küçük gezegenimiz Güneş'e en uzak olan Plüton gezegenimizdir. Şimdi bu gezegenlerin özelliklerini söylemeden önce şunu da dile getirelim. Güneş'e yakınlığıyla bilinen 4 gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars gezegenleri iç gezegenler olarak ve diğer gezegenlerde dış gezegenler olarak bilinirler arkadaşlar. Dolayısıyla dış gezegenler dendiği zaman Jüpiter ve sonrasındaki gezegenler, dış gezegenler, iç gezegen olarak da ne var arkadaşlar? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi gezegenler hakkında daha detaylı bilgiyi kısaca tanımını yapalım arkadaşlar. İlk gezegenimiz ve Güneş'e en yakın gezegenimiz olan Mars, Merkür'den bahsedelim. Merkür yaşam ve atmosferi yoktur. Güneş etrafında 88 günde döndüğü için en hızlı dönen gezegen olarak bilinir. Dolayısıyla arkadaşlar bizim burada bilmemiz gereken şu arkadaşlar. Gezegenleri sıralarken kendilerine has özellikleri bulunur. Örneğin Merkür nedir? En hızlı dönen gezegen. Ve Güneş'e en yakın olan gezegen. Bunu bu şekilde unutmayacağız arkadaşlar. Şunu da yazalım hemen. Güneş'e en yakın gezegen.
Evet arkadaşlar. İkinci sırada bulunan Venüs gezegenine bakalım. Akşamları güneş batmadan, sabahları da güneş doğmadan önce gökyüzünde yıldız gibi parlayan ve halk dilinde çoban yıldızı olarak bilinen bir gezegenimizdir. Günlük yaşantımızda çoban yıldızı kelimesini duymuşuzdur. İşte bu Venüs gezegenidir arkadaşlar. Ne zaman görülüyormuş? Akşamları güneş batmadan önce ve sabahları da güneş doğmadan önce gökyüzünde belirgin bir şekilde gözükür. Ve atmosferin ana bileşeni karbondioksit olduğundan karbondioksit ısıyı tutan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle gündüzleri 527 santigrat derece ile en sıcak gezegendir. Bakın Venüs'ün de birkaç özelliği ortaya çıktı. Birincisi çoban yıldızı dediğimiz akşam ve sabahları gözüken yıldız. İkincisi atmosferinin karbondioksit olması ve sıcaklığın çok olması, en sıcak gezegen olması. Bunları da unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıradaki üzerinde yaşadığımız Dünya gezegenine bir bakalım. Üzerinde yaşadığımız gezegendir. Hava tabakası atmosfer ile kaplıdır. Uydusu Ay'dır arkadaşlar. Kendi etrafında ve Güneş etrafında döner. Kendi etrafında dönerken gündüz, gece gündüzleri, günleri yani Güneş etrafında dönerken mevsimlerin oluşturduğunu biliyorduk. Ve bir de biz gibi canlıların yaşaması için su atmosferi vardır. Bakın dünyamızda farklı farklı özellikler bulunmaktadır. Mars'a geçelim. Kırmızı gezegendir. Bakın Mars'ın da ayrı bir özelliği kırmızı gezegen olması. Mevsimleri varmış ve iki uydusu ve ince atmosferi bulunur. Gaz ve toz bulutunun olduğu gözlenmiştir arkadaşlar. Mars'ta gaz ve toz bulutunun olduğu gözlenmiştir. Özellikle bu son dönemlerde uzay araştırma biliminin gözlemlediği ve uzaydaki yolculuktan elde ettiği bilgilere göre Mars'ta hidrojene rastlandığının ve Mars'ta hayat var mı yok mu sorularının cevabını aramaya çalıştığı bilinmektedir. Kendi ve Güneş'in çevresinde dönüyormuş arkadaşlar Mars gezegenimiz. Şimdi dış gezegenlerden bahsedelim. Dış gezegenimiz Jüpiter ile başlar ve Jüpiter'in özelliklerine bakalım. En çok uydusu olan, en parlak ve en büyük gezegendir diyor. Bakın burada kaç tane özellik var? 3 tane kendisine has özelliği var. Neymiş Jüpiter? En çok uydusu olan. İkinci özellik en parlak ve üçüncü özellik en büyük gezegendir. Atmosferinde hidrojen bulunuyormuş. Sıcaklığı da 138 santigrat dereceye kadar olabiliyormuş. Biz üstteki 3 tane özelliği kesinlikle unutmuyoruz. Altıncı gezegenimiz olan Satürn, çevresindeki halkayla güzel görünümlü bir gezegendir. Uydusu da vardır. Bakın arkadaşlar, Satürn gezegeni tahtadaki çizimin dışında çekilmiş olan uzaydaki fotoğrafını gördüğümüz zaman gerçekten güzel bir görüntü oluşturduğunu fark edebiliriz. Şimdi geçelim arkadaşlar.
Uranüs gezegenine uydusu ve atmosferi olan ve -184 santigrat derece sıcaklığa sahip bir gezegenmiş. Diğeri Neptün. O da arkadaşlar atmosferi ve uydusu olan gezegendir. Plüton. O da Güneş'e en uzak ve en küçük gezegendir. Uydusu yoktur. Bakın bu gezegenimiz de kendine ait özellikleri bulunan bir gezegen. Nedir bunlar? Güneş'e en uzak gezegen, en küçük gezegen ve uydusu olmayan gezegendir. Evet arkadaşlar, gezegenlerimiz de bu şekilde tanımış olduk. Şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yıldızlar ve gezegenler arasındaki farkları sırayla yazalım. Örneğin arkadaşlar, yıldızlar Dünya'ya çok uzakta bulunur. Gezegenler ise Dünya'ya yakındırlar. İkinci maddemiz, yıldızlar çok büyüktürler. Gezegenler ise küçüktürler. Üçüncü maddemiz, yıldızlar arkadaşlar ısı ve ışık kaynağıdır. Gezegenler ısı ve ışık kaynağı değildirler. Peki geceleri neden parlak gözükürler? Çünkü güneşten aldığı ısı ve ışığı yayarlar. Güneşten aldığı ısı ve ışığı yayar. Dördüncüsü arkadaşlar, yıldızlar çok sıcaktırlar. Çok sıcaktırlar. Gezegenler ise soğukturlar. Beşinci maddemiz, yıldızlar gazlardan oluşur. Gezegenler ise arkadaşlar katı maddelerden oluşur. Ve son olarak yıldızlar yer değiştirmezler. Gezegenler ise yer değiştirirler. Ne yaparlar? Hem kendi hem de Güneş etrafında dönebilirler. Evet arkadaşlar, şimdi bunları kısaca tekrar edecek olursak, ne demiştik? Dünya'ya çok uzakta bulunurlar yıldızlar için. Gezegenler Dünya'ya yakındırlar. İkinci maddemizde yıldızların çok büyük olduğunu söyledik. Gezegenlerin ise küçük olduğunu söyledik.
Üçüncü maddemiz de ısı ve ışık kaynağıdır. Gezegenler ise ısı ve ışık kaynağı değildirler ve güneşten aldığı ısı ve ışığı yayarlar. Dördüncü maddemiz de ısı kaynakları olduğu için yıldızlar çok sıcaktırlar. Gezegenler ise ısı kaynağı olmadığı için, sadece güneşten aldığı ısı ve ışığı yaydığı için soğukturlar. Yıldızların gazlardan oluştuğunu söylemiştik. Gezegenler ise çoğunluğu katı maddelerden oluşur. Ve son olarak yıldızların yer değiştiremezler demiştik. Gezegenler ise yer değiştirirler. Belli yörüngede gider gelirler. Evet arkadaşlar, bunu gördükten sonra şimdi gezegenler hakkında genel bilgiler ve önemli bilgilerden bahsedelim. Bunları da kısaca maddeler halinde yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gezegenler ve dünyamızın uydusu olan Ay hakkında bilgi, önemli bilgileri değinelim. Bunları arkadaşlar maddeler halinde yazdık, birlikte görelim. Gezegenlerle ilgili daha önce de bahsettiğimiz gibi her gezegenin kendine ait özellikleri bulunmaktaydı. Şimdi bunlara bakalım. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars kayaç yapılı, diğerleri gaz yapılı gezegenler olduğunu unutmayalım. Daha sonra arkadaşlar ikinci maddesine bakacak olursak en büyük gezegenimiz kimdi? Jüpiter'di. Ve en küçük gezegenimiz, Güneş'e en uzakta olan gezegendi, Plüton. Üçüncü maddemizde Merkür ve Venüs'ün uydusu yok, diğerlerinin uydusu bulunmaktadır. Dördüncü maddemizde Jüpiter'in uydu sayısı en fazla olandır. Bakın arkadaşlar, en büyük gezegenimiz kimdi? Jüpiter'di. En çok uydusu olan kimdi? Yine Jüpiter. Beşinci maddemizde en hızlı dönen gezegen Merkür'dür. Aynı zamanda Merkür ki neydi arkadaşlar? Güneş'e en yakın olan gezegendi. En sıcak gezegenimiz Venüs. Gezegenlerle ilgili genel bilgilere değindikten sonra dünyamız ve Ay ile ilgili birkaç önemli maddeye değinelim. Dünyanın ve Ay'ın dönüşleri saatin ters yönündedir. Dua saatlerine bakmışsınızdır arkadaşlar. Dua saatlerimiz soldan sağa doğru, Akrep ve Yelkova'nın yönleri soldan sağa doğru dönerken Güneş ve Ay'ın dönüşlerini sağdan sola doğru döndüğünü unutmayalım. Ve diğer maddemize bakalım. Diğer maddemizde Dünya'nın ve Ay'ın birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti. Bu ne demektir? Kütleler birbirlerine çekim kuvveti uygular diyebiliriz. Ve bunu ilerideki sınıflarda daha detaylı olarak formüllerle göreceksiniz. Bunun sonucunda ne gerçekleşiyormuş? Günde iki kez gelgit hareketleri. Gelgit olayını da duymuşsunuzdur. Yani arkadaşlar, yeryüzündeki suların çekilip yükselmesi meydana gelir. Demek ki günde iki kez özellikle okyanuslarda yükselme ve kabarmaların oluş sebebi neymiş? Dünya ve Ay'ın birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetidir. Diğer bir önemli maddemiz, Ay Güneş'ten aldığı ışınlarla dünyamızdan farklı görünür. Bu da Ay'ın evrelerini kastediyor arkadaşlar. Ve bu Ay'ın evreleri Ay'da
4 kez, yani her hafta farklı farklı görüntülerle karşımıza çıkarlar. Nedir bunlar? Bazen bakarız, ayın hilal şeklinde ince olduğunu, bazen tam dolu olduğunu fark ederiz. İşte bu gibi evreler bir hafta arayla gerçekleşiyor. Bunları şeklini çizmiştik. Bakalım arkadaşlar. Ayın bu şekilde görünmesine yeni ay, diğer adıyla hilal diye isimlendirebiliriz. Hilalden bir hafta sonra ay görüntüsü şu şekilde olur. Buna da ilk dördün diğer adı yarım ay diyebiliriz. Ve bir hafta sonra ayın bu sefer yarım ay ancak son dördün diye isimlendiririz. Ve son olarak ayın tamamen yuvarlak bir top gibi parladığını, buna da dolunay dendiğini unutmayalım. Evet arkadaşlar, ay ve dünya ile diğer gezegenler hakkında bu kadar bilgi bize yeterli şu an için. Ve bununla ilgili SBS'deki sorumuza göz atalım. SBS'deki sorumuz şekilde görüldüğü gibi, uzay araştırması yapan öğrenci gözlemleri sonucu bir gök cismine ait aşağıdaki bilgiler elde ediliyor. 3 tane madde yazılmış arkadaşlar. Neymiş bu maddeler? Gök cismi belirli bir yörüngede hareket eder. İkinci maddemiz, üzerine gelen ışık ışınları geri yansıtıyor. Üçüncü maddemiz, etrafında dolanan kendisinden küçük gök cisimleri bulunuyor. Buna göre öğrencinin gözlemlediği gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Galaksi, B. Yıldız, C. Gezegen, D. Uydu. Arkadaşlar, maddelere göz atacak olursak, gök cismi belirli yörüngelerde hareket ediyor. Kimdi bunlar arkadaşlar? Güneş etrafında ve kendi yörüngelerinde seyir eden gezegenlerdi. Diğer maddesine bakalım. Üzerine gelen ışık ışınlarını geri yansıtıyor. Gezegenlerin güneşten aldığı ışınlarını yansıtarak dünyaya gönderdiğini, bu sayede göründüklerini söylemiştik. Ve en önemli maddelerden biri de şu. Etrafında dolanan kendisinden küçük gök cisimleri bulunur. Gezegenlerin uydusundan bahsetmiştik. Dolayısıyla ne demek istiyor? Gezegenlerin uydusunu kastediyor. Örneğin dünyamızın uydusu ay olduğu gibi. Buna göre o zaman cevap şıkkımız ne olur? Gezegen olur arkadaşlar. Bu sorumuzu çözdükten sonra şimdi uzay araştırmalarının tarihçesi hakkında biraz bilgi edinelim. Evet arkadaşlar, uzay araştırmaları çok eski yıllarda başlamıştır. Örneğin eski medeniyetlerden Çinliler uzay, yani gökyüzünü uzun süre incelemişler ve bu incelemeler sonucunda gökyüzünde gördükleri yıldızları kayaçların üzerine ve parşümenlerin üzerine çizmişlerdir. Ve bu çizimlerle bir yıldız haritası oluşturmuşlardır. Aynı şekilde yine 1400'lü milattan önce 1400'lü yıllarda antik Mısır medeniyeti, yani Mısır piramitlerinin yapıldığı dönemlerde yine gökyüzündeki Merkür, Venüs, Mars gibi gezegenler piramitlerin ve tapınakların üzerine çizilmiştir. Ve eski medeniyetlerden yine insanlar yıldızlara bakarak yön bulmayı keşfetmişlerdir.
ve aynı zamanda dünyanın ve ayın hareketlerine bakarak zaman kavramını bulmuşlardır. Ve biraz daha yakın zamana gelecek olursak, Ali Kuşçu adındaki Türk astronotu, gök bilimcisi İstanbul'un koordinatlarını ve birkaç buluş daha bularak bu alanda kendini göstermiştir. Ve en son olarak arkadaşlar, Ruslar dünya üzerine, yani uzaya ilk aracı ve ilk canlıyı göndermişlerdir. Köpek olarak gönderdikleri bu canlıyı 7 gün uzayda dolaştırmışlar ve bu 7 gün sonunda arkadaşlar köpek ölmüştür. Ancak uzay hakkında ve uzaydaki buluşların, merakların giderilmesi için başlangıç olarak uzay aracının gönderilmesi büyük bir buluş olarak nitelendirilebilirdi. Ve bunların bu ilk hareketleri sonrasında 1961 yılında Yuri Gagarin adında bir astronotu Ruslar yine bir uzay aracı oluşturarak dünya üzerine uzaya göndermişlerdir. Yuri Gagarin 1 saat 48 dakika uzayda dolaşarak tekrar dünyaya dönmüştür. Ve Ruslara karşı Amerika Birleşik Devletleri de Apollo 2 adında bir uzay aracı yapmışlardır ve bu uzay aracını Ay'a göndermişlerdir. Ve bu uzay aracı sayesinde Ay'a da ilk yolculuk başlamıştır. Özellikle bu son dönemde Rusların ve Amerikalıların yapmış olduklarını maddeler halinde dile getirelim. Evet arkadaşlar, Ruslar 3 Kasım 1957'de Laika adında bir köpeği, yani ilk canlıyı uzaya gönderdiler. 12 Nisan arkadaşlar, uzaya gönderdikten bir hafta sonra canlı köpek ölüyor ve bu ilk yolculuklarından sonra 12 Nisan 1961'de Rus astronot Yuri Gagarin ilk defa uzaya çıkmıştır. Yörünge uçuşu yaparak, yani dünya etrafında uçarak tekrar ne yapmıştır? Dünyaya dönmüştür. Bu uçuşu 1 saat 48 dakika olmuştur. Bunlara karşı Amerika Birleşik Devletleri Apollo 2 uzay aracıyla Ay'a gidip gelmiştir arkadaşlar. Bu uzay aracında Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins adında 3 astronot bulunmuştur. Dolayısıyla bu astronotlar ne diyebiliriz? Ay'a ilk giden astronotlar diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, uzayın tarihçesi ana ve önemli hatlarıyla bu şekilde sıralayabiliriz. Uzay istasyonlarından biraz bahsedelim. Uzay istasyonları dediğimiz, dünyanın üstünde uzaya giriş, yani yakın mesafede araçların bekletilmesi, sabit tutulması olayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu uzay istasyonları bilimsel olarak çalışma merkezleri olarak bilinebilir. Yani uzay istasyonlarında astronotlar
gidip bir hafta, 10 gün, 2 hafta uzun süre kalarak oradaki incelemeleri not edip, değerlendirilip ve uzay hakkında bilgiler ediniliyor. Uzay istasyonlarının kuruluş amacı arkadaşlar, en önemli kuruluş amacı uzaydan gelebilecek tehlikelere karşı önceden bilgi sahibi olmak. Bu durumda dünyada alınabilecek önlemleri, tedbirleri almak ve aynı zamanda istasyonların diğer önemli bir unsuru sağlanan uydularla, yerleştirilen uydularla haberleşmede çok daha pratik, kolay bir imkan sağlamak. Ve diğer önemli özellik arkadaşlar, uzay hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak. Son olarak arkadaşlar, uzay araştırma merkezi olan ve İsviçre ülkesinin Cenevre kentinde bulunan bir bilim merkezi bir deney yapmışlardır. Bu deneyle amaç evrenin yani uzayın ve dünyanın oluşumu hakkında bilgi edinmek. Ve bunu 10 Eylül 1900, özür dilerim arkadaşlar. Bunu 10 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirmişlerdir. Ve bu başlanan deney 20 yıl sürecek olan uzun bir deneydir. Burada amaç atomların nötronlarını çarpıştırarak muazzam bir enerji elde etmek ve bunun süreçlerini izlemek. Bunun için 2000 bilim adamı olmak üzere toplam 5000 kişi görev almıştır ve bu çerçevede trilyonlarca para harcanmıştır. Ve Türkiye'den de 15 fizik mühendisi bilim adamı olarak bu projeye katılmıştır. Evet arkadaşlar, uzayla ilgili araştırmalar gün geçtikçe daha da detaylı ve daha da çok olacaktır. Evet arkadaşlar, ünitemizle ilgili birkaç soru çözelim. İlk sorumuz, tahtada görüldüğü gibi aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden değildir? Bunu çözmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, cevabımız Ceyhan olacaktır. İç gezegenlerimiz nelerdi arkadaşlar? Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. İlk dört gezegenimiz sıralamadaki Güneş'e yakınlığıyla sıralamadaki ilk dört gezegenimize ne demiştik? İç gezegenler. Sondakileri dış gezegenler. İlk dört gezegenimiz bunlar olduğuna göre ondan sonra gelen Satürn bir dış gezegendir. Bu sorumuzu çözdükten sonra ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz, Dünya yörüngesinde bulunan uyduların kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir? Çözmeye çalışalım arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar, sorumuzu çözelim. Uyduların kuruluş amacı maddeleri okuyarak cevaplandırmaya çalışalım. Birinci maddemiz dünyayı uzaydan gelecek tehlikelere karşı korumak. Evet arkadaşlar,
uzaydan gelecek tehlikeleri önceden görmemizi sağlayan uydular olacaktır. Bu nedenle gerekli tedbirleri alarak korunmaya çalışacağız. O zaman bu amaçlardan bir tanesidir. İkincisine bakalım. Haberleşmeyi sağlamak. Günümüz teknolojisi, bilgisayar, telefon, televizyon gibi araçların kullanılması ve iyi bir işlev yapması uydular sayesindedir. Dolayısıyla bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kuruluş amaçlarından bir tanesidir. 1 ve 2 nedir arkadaşlar? Doğru. Bu şekilde şıklara baktığımız zaman 1, 2 olabilir. 2 ve 3 diyor. Bakın 1 yok bunda. B'yi eliyoruz. 1 ve 3. 2 var mı? 2'nin de olması gerekiyordu. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Geriye 2 şık kalıyor. 3. maddemize bakalım. Hava durumları hakkında bilgi edinmek. Günümüzde meteoroloji alanı uydularla hareket ederek ne yaparlar? Dünyadaki hava olaylarını, fırtınaları ve benzeri durumlarını izlerler. Ve bunun eşliğinde ne yaparlar? İzlenecek yolu söylerler. O zaman arkadaşlar hava durumları hakkında bilgi edinmek uyduların kuruluş amaçlarından biri olabilir. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 1, 2 ve 3. Son bir soru çözelim arkadaşlar. Onu da şöyle diyelim. Yıldız, çoban yıldızı, kuyruklu yıldız, meteor, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ışık kaynağıdır? Evet arkadaşlar. Bunu da çözümünü yapmaya çalışalım. Sorumuzu birlikte çözmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, maddelere göz atalım. Yıldızın bir ışık kaynağı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla birin olacağını söyleyebiliriz. Çoban yıldızı. Çoban yıldızı neydi? Bir gezegendi. Gezegendi, çoban yıldızı. Aynı zamanda neydi? Güneş batacağı vakit ve sabahları güneş doğmadan önce gözüken, yön bulmada kullanılan gezegenimizdi. Dolayısıyla gezegenler neydi? Işık kaynağı değildi. Bunu eliyoruz. Kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldızın da yıldız olmadığını ve bir gök cisminin olduğunu söylemiştik. Bu nedenle kuyruklu yıldız da değildir arkadaşlar. Meteorun zaten bir gök cisminin olduğunu, ışık kaynağının olmadığını daha önceden biliyorduk. Dolayısıyla ne diyoruz? Yalnız bir cevabımız bu şekilde olacaktır. Evet arkadaşlar. Son ünitemizi de bu örneklerle bitirmiş olduk. Hoşça kalın.